Cumanız mübarek olsun aziz kardeşlerim. Sinop ilimizin Alaaddin Camii'nin bu kadim, bu tarih kokan güzel camimizin minberinden sizleri selamlıyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatüh. Aziz kardeşlerim, Mekke'nin fetih günüydü. Hasret bitmiş, vuslat gerçekleşmişti. Müminler adeta bayram sevinci yaşıyorlardı. Ve hep birlikte Allah'a şükrediyorlardı. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa aleyhissalatu vesselam, onun sadık dostu ve hicret arkadaşı Hazreti Ebubekir ise Mekke'ye girdiğinde doğruca babasının yanına gitti. Müslüman olmasını gönülden arzuladığı babasını Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin huzuruna getirdi. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, yürümekte zorluk çeken bu yaşlı adamı karşısında görünce Hazreti Ebubekir radıyallahu anha şöyle dedi: "Ey Ebubekir, keşke bu yaşlı adamcağızı buraya kadar yormasaydın da ben onun yanına gitseydim." Bu nazik davranıştan sonra Hazreti Ebubekir'in babası Ebu Kühafe Müslüman oldu. Aziz Müslümanlar, başta anne babamız olmak üzere aile büyüklerimiz bizi yüce Rabbimizin rızasına ulaştıran cennet anahtarlarımızdır. Peygamber Efendimiz öyle buyurmuyor mu? Cennet annelerin ayakları altındadır. Onlar rahmet ve mağfiret vesilemizdir. Evlerimizin bereketidir annemiz babamız. Sohbetlerimizin neşesidir. Dua kaynaklarımızdır. Varlıkları huzurun kaynağı, güvenin teminatıdır. Yoklukları ise yürek yarası, gönül sızısıdır. Onlar ailemizi bir arada tutan müstesna şahsiyetlerdir. Ailelerimiz ve toplumumuz onlarla daha güçlüdür. Birlik ve beraberliğimiz onlarla daha da kuvvetlidir. Ne kadar büyük olursa olsun sorun ve sıkıntılarımızı onların destek ve dualarıyla daha kolay aşarız. Peygamber Efendimizin dua ile ilgili şu hadisi şerifini zihnimizden, aklımızdan hiç çıkarmayalım. Selâsü da'vâtin müstecâbâtun lehunne lâ şekke fîhinne. Üç dua vardır, kabul olunmasında şek ve şüphe yoktur. Davetül musafiri, müsafirin yani yolcunun duası. Ve davetül mazlumi, mazlumun duası. Ve davetül valideyni ala veledihime, anne babanın çocukları için yaptığı dua. O yüzden çocuklarımıza, evlatlarımıza dua edelim aziz kardeşlerim. Ve anne babamıza dua edelim. Onlar hayatta ise ya Rabbi sağlıklarını muhafaza eyle, uzun ömürler ver diye dua edelim. Ukba'da ise, ahirete göç etmişler ise, ya Rabbi mekanlarını cennet eyle, derecelerini âli eyle diye annemize babamıza dua edelim. Aziz kardeşlerim, büyüklerimiz bizleri yetiştirmek için nice fedakarlıklarda bulundular. Tecrübeleriyle bize her daim rehberlik ettiler. Sevgi ve saygıyı, iyilik ve adaleti,
hürmet ve muhabbeti onlardan öğrendik. Hayat yolculuğumuzdaki sığınağımız ve dayanağımız onlar oldu. Milli ve manevi değerlerimizi onlar bize ilk önce aktardı. Çünkü eğitimin ilk alındığı yer ailedir. Bizim ilk öğretmenlerimiz anne babalarımızdır. Küçük çocukları olan kardeşlerimiz, gençlerimiz, sizler çocuklarınızın ilk öğretmenlerisiniz. O yüzden onlara hem doğru bilgiyi öğretin, hem de rol model olun. Nasıl iyi Müslüman olunur? Çocuklarımıza önce anne babalar olarak bizim rol model olmamız lazım. Aziz kardeşlerim, annemiz babamız yaşayan tarihimizdir. Yerleri asla doldurulamayacak olan hafızamızdır. Büyüklerimize saygı ve ilgi göstermek, geçmişimize sahip çıkmak, geleceğimizden emin olmaktır. Ne acıdır ki aziz kardeşlerim, her geçen gün nice ulu çınarımız yalnızlığa terk ediliyor. Büyüklerimiz yalnızlığa terk ediliyor. Böyle bir dünyada yaşıyoruz. Nice büyüğümüz dört duvar arasında çocuklarını ve torunlarını görmeyi bekliyor. Bayramlarımız ve tatillerimiz büyüklerimizi ziyaret yerine oyun ve eğlence fırsatları gibi görülmeye başlandı. Bunun için uyarıyoruz. İşte bugün 90 bin camimizde okuduğumuz, okuttuğumuz hutbelerimizde ne olur büyüklerimizi, anne babalarımızı yalnız bırakmayalım. Onları hasret içerisinde, evlat hasreti içerisinde yanmaya mecbur bırakmayalım diye milletimizi uyarıyoruz. Birçok insan huzur ve mutluluğu bireysellikte arar hale geldi. Oysa ki bizler aile fertlerimizle, büyüklerimizle ve akrabalarımızla ilgilenmeyi emreden bir dinin mensuplarıyız. Ailemizden koparak bireysel bir hayatı tercih etmek, büyüklerimizden ve akrabalarımızdan uzaklaşarak kendi dünyamıza hapsolmak, bizlere, bu medeniyetin mensuplarına asla yakışmaz. Bizim medeniyetimiz birlik medeniyetidir. Birlikte mutlu olma medeniyetidir. Dayanışma medeniyetidir. Kaynaşma medeniyetidir. Sevgi ve saygı medeniyetidir. Ailede bu olmazsa öyle ailelerden oluşan toplumda nasıl birlik olur? Nasıl dayanışma olur? Nasıl yardımlaşma olur? Nitekim Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, akrabalarımızla ilişkilerimiz ne kadar güçlü olursa Rabbimizle aramızdaki bağın da o kadar kuvvetli olacağını haber vermiştir. Ayrıca anne babasının sağlığına ulaşıp da onların gönlünü alamayan kişilere burnu yerde sürtünsün sözüyle uyarıda bulunmuştur. Kardeşlerim, Yüce Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de bugünün ihtiyarlarının, dünün gençleri, bugünün gençlerinin de yarının ihtiyarları olacağını şöyle haber vermektedir. Kur'an-ı Kerim'den ayet okuyorum. Dikkatinizi çekerim. Sizi güçsüz yaratan, güçsüzlüğün ardından kuvvet veren, kuvvetli halinizden sonra da güçsüz hale getiren ve yaşlandıran Allah'tır. O dilediğini yaratır, o hakkıyla bilendir, üstün kudret sahibidir. O halde muhterem Müslümanlar, bugün bize düşen büyüklerimize şefkat
ve merhametle muamele etmektir. Onlara gönül alıcı hoş sözler söylemek, kalplerini asla kırmamaktır. Ziyaretlerimizle, ilgi ve alakamızla hayır dualarına mazhar olmaktır. Hayatlarını kolaylaştırmak için atacağımız her bir adımın bizleri Rabbimizin rızasına ulaştıracağını unutmamaktır. Değerlerine bağlı, anne ve babasına saygılı, hürmetli, büyüklerine sadakat gösteren, hürmet eden, bütün insanlığa faydalı nesiller yetiştirmenin gayretinde olmaktır. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu hususu şu hadisi şerifiyle bizlere öğretmektedir. Bir genç bir ihtiyara hürmet ederse, zaman zaman rastlıyoruz ya, belediye otobüsünde genç oturuyor, bir amcamız, bir teyzemiz ayakta dakikalarca seyahat ediyor. Müslüman bir gence bu yakışır mı? O ihtiyar teyzemiz, ablamız, amcamız ayakta durup o gencin onu hiç fark etmeden oturmaya devam etmesi bizim gençlerimize yakışmaz. Bazen oluyor, böyle rastlıyoruz. Ama çok iyi gençlerimiz anında otobüsten içeriye girer girmez hemen yerinden fırlayıp o yaşlı amcamıza, teyzemize yer veren nice güzel gençlerimiz var. Onları tebrik ediyorum. Allah onların sayılarını artırsın. İşte bir genç bir ihtiyara hürmet ederse, Allah da ona yaşlılığında hürmet edecek birisini hazırlar. Hadis-i şerifin müjdesine bakar mısınız? Muhteşem. O yüzden aziz kardeşlerim, her birimiz hem Kur'an-ı Kerim'den aldığımız ilhamla hem de sevgili peygamberimizin uygulamalarından öğrendiklerimizle mutlu bir aile olmak, huzurlu bir aile olmak ve böyle ailelerden oluşan huzurlu bir toplum olmak için bu ilkelere dikkat etmemiz lazım. Bugün işte burada sizlere bunları hatırlatmış oldum. 90 bin camimizde imamlarımız bütün milletimize hatırlatmış oldu. Bizim il buluşmalarımız oluyor. Diyanet İşleri Başkanlığı olarak göreve geldiğimiz andan itibaren bugün 57. il buluşmamızı yapıyoruz. Sinop'a 57. il buluşması nasip oldu. Biraz önce mübarek cuma günü, cumadan önce üniversitemize, Sinop Üniversitemizin kampüsünün içine çok güzel bir cami temeli attık. En kısa zamanda tamamlanmasını Cenab-ı Hak nasip eylesin. Hepinizin yardımları inşallah o camimize nasip olur. Biraz sonra Sinop'ta 280 kadar hafızımızın icazet merasimini yapacağız. Ne mutlu Sinoplu kardeşlerimize. Bugün itibariyle 280 yavrumuzun, gencimizin icazetli hafız olduklarını inşallah merasimle duyuracağız. Allah hayırlı mübarek eylesin. Cenab-ı Hak şehrimize, mahallelerimize huzurlu, mutlu yaşayan gençlerimizin sayılarını, çocuklarımızın Rabbini bilen, peygamberini bilen, Kur'an'a göre amel eden, İslam'ın ilkelerini yaşayan gençlerimizin, çocuklarımızın, insanlarımızın sayısını artırsın. Cumanız mübarek olsun.
Thank you.